Real TV Amerika'dan haber verir. Biden yönetimi eski başkan Donald Trump döneminde alınan birçok kararı iptal etmeye ve değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da başkan Joe Biden yeni bir kararı daha imza attı. İşte Biden bu yıl eski başkan Donald Trump'ın kabul ettiği migrant sayısının yani 15.000'in 4 katı fazlasının ülkeye girişine izin verme konusunda imza attı. Aslında bu karar çok kolay aşamalı bir süreçten geçmedi diyebiliriz. Çünkü baktığımızda başkan Joe Biden fevral ayında Amerika Birleşik Ştatları'na kabul edilecek migrant sayısının 62.500 olacağını açıklamıştı. Bunu belirtmişti. Ancak daha sonra bu konuda imza atmamıştı. Herhangi bir işlem yapılmamıştı. Ardından Biden April ayında Trump'ın bu konudaki rakamına bağlı kalacağını açıklamıştı. Tabii bu karara demokrat isimler ve mülteci kuruluşlarının tepki göstermesi üzerine ise Biden geri adım atmıştı ve seçim kampanyası taahhüdüne bağlı kalacağını söylemişti. Ancak yine de yetkililer Biden'ın bu karara imza atmasının sadece kağıt üzerindeki bir imzadan farklı olduğunu belirtiyorlar. Çünkü migrant yerleştirme daireleri gerçekte bu rakamın eski başkan Donald Trump'ın koyduğu sınır olan 15.000 rakamına yakın olacağını kaydediyorlar. Bu kararla ilgili merkezi Maryland'de bulunan İnsani Yardım Örgütü World Relief'ten de bir açıklama geldi. Kurumdan Jenny Yang açıklamayı yaptı. Yang'e göre Amerika'ya kabul edilecek migrant sayısının 10-15.000 arasında olmasını beklediklerini söyledi. Yang ayrıca Biden'ın yanvar ayında görev başladığından birkaç ay içinde bu konuda herhangi bir harekete geçmemesi sorunlara da yol açtı dedi ve hatta bu sebeple de migrant başvurularının 4 ay işleme konulmadığını belirtti. Şu ana kadar bu yıl içinde 2500 migrant Amerika Birleşik Ştatları'na ulaşmış durumda. 30 Sentiyabr'da ise sona erecek. Bütçe yılına kadar ne kadar mültecinin ülkeye gelebileceği ise henüz netleşmiş durumda değil. Biden'ın eski başkan Donald Trump'ın migrant politikalarıyla ilgili aldığı karardaki yaptığı değişikliklerin detaylarını sizlerle paylaştık. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.